olduğu kadar. Bir de korona günlerinde evdeyiz. Evde nasıl hareket edeceğiz? Vallahi çok zor. Yani tabii ev içi spor aletleri var, şu var, bu var ama yani yaşlı insanların yaş yapması üstü, çok zor. Şöyle 65 yaş üstü büyüklerimiz geçen hafta sokağa çıktılar. Evet, evet. Ben Kadıköy'de oturuyorum Arman Hocam. Camdan baktığımda böyle ellerinde bastonlarla, işte arkadaşlarıyla tabii sosyal mesafeyi de koruyarak yürüyüşler yapıyorlardı. Evet. Yüzlerindeki o mutluluk ifadesi gerçekten çok güzeldi. Evet, evet. Çok ben motive gördüm. Özellikle kendi çevremde de, özellikle ekranlarda da. Yani çimenlerde yuvarlanan 65 yaş üstü insanlardan sahilde yürüyüş yapanlara kadar. Yani onların da tabii koşulları zor bu süreçte. Evet. Hani evde bir yatakta uzanırken bisiklet pedalı çevirme hareketi, işte ayaklarını otururken kaldırıp indirme hareketi, evde yapılabilecek onlar. Sonuçta o insanların bantta koşmasını bekleyemezsiniz. Tabii. Veya suni bisiklet üzerinde pedal çevirmelerini bekleyemezsiniz. Umarım bir an önce bu zor günlerden sıyrılıp herkesin sokağa çıkıp kendi sağlığı için gereken eforu, egzersizi yapabileceği günlere bir an evvel kavuşalım. Çünkü korkum şu ki bu iş uzadıkça bu kez kalple ilgili, pıhtı atmayla ilgili hareketsizliğe bağlı bir takım hastalıkların artması da belki gündeme gelir. Şu ana kadar çok görmedik veya duymadıysak da bunlar da bir risk. Veya psikolojik sıkıntı nedeniyle tansiyonun yükselmesi gibi. Yani bunlar o yaş grubumuz için gerçekten çok ciddi sorunlar. Evde yapılabilecek egzersizlerle şu an için idare etmek zorundalar. Ama umarım en kısa sürede onlar da özgürlüklerine kavuşur. Sağlıkları için bir emek, çaba gösterme pozisyonuna gelirler. Evet Erman Hocam. Evet, sigara dediniz az önce konuşmanız evet. İçerisinde. Sigara içmeyecekler dediniz. Peki sigara kullanımının böbrek işleminde olumsuz etkileri nelerdir? Çok nettir. Bir kere sigara yıllar içinde damar sertliği yapar. Evet. Aterosklerotik plaklar yapar. Damar sertliği eşittir yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon olan bir insanda bütün damarların bozulma hızı çok ivmelenir. Ve bir hocamızdan duymuştum. İnsan damarlarının yaşındadır. Yani bir nüfus cüzdanımızda yazan kronolojik yaşımız var. Bir de sağlık yaşımız var. Sağlık yaşımızı şöyle tanımlıyordu hocamız. İnsanoğlu damarlarının yaşındadır. Yani damarlar ne kadar iyi korunmuşsa o kadar gençtir. Ne kadar kötü bakılmışsa, sigarayla, kolesterolle, hareketsizlikle, kiloyla, beslenmeyle ne kadar hırpalanmışsa damarlar o kadar yaşlıyızdır. Dolayısıyla sigara damarları çok bozulma anlamında hızlı bir hasara uğrattığı için sigara bütün damarları bozar. Beyinden göze, gözden böbreğe, böbrekten kalbe, ayak parmak uçlarımıza kadar vücudu bir anlamda mahveder. Onun için sigaranın hani vücutta zarar vermediğini gösterebileceğimiz bir organ yok bence. Dolayısıyla sigara yani artık umarım yeni nesilde de hiç aranmayacak, unutulacak bir şey olur. Ama hocam o kadar kötü bir süreç ki sigara içme oranı ilkokul çağlarına kadar düştü. Yani maalesef. İnanmak yani, istemiyorum diyeceğim. Evet, yani inanmak istemiyorum. Umarım öyle değildir. Görürsem de müdahale ediyorum ama yani ilkokul yaşı, çocuk... tabii şimdi ilkokul 8 sene çıktıysa hani o 13-14 yaşında... Evet evet yok yani hiç içme içilmemesi idealidir ama yani çocukların içmesi çok çok büyük hata, çok çok büyük suç. Ona temin eden de büyük suç. Yani bu bir 30-40 yılın belki özentisiydi ama artık bunun yeri de kalmadı dünyada. Evet. Hani sigaraya özendirici bir reklam kalmadı, bir film kalmadı. Biliyorsunuz eskileri tabii, yasaklar da var. Tabii eski filmlerde de onları buzluyorlar, görüntüyü yok ediyorlar ama yani inşallah sigara şirketleri tas tarağı toplayıp başka bir sektöre geçerler. Söyleyebileceğim bu. Maalesef hastalarımız bazen hayatlarını kaybedebiliyorlar sigaradan dolayı ama sigara şirketleri onların yerine tekrar içiciliği rahatlıkla bulabiliyorlar. Bu da gerçekten çok üzücü bir tablo.
Hani içmeyen biri için acaba niye içer ki insanlar diye biliyorsunuz. Yani bunu söyleyenlerden biriyim ben. Hayatımda evet. Sigara kullanmadım. Evet. Sigara kullanan insanlar acaba neden sigara içerler diye düşünüyorum. Yani şöyle söylüyorum ben tabii de hastalarımıza. Tabii alışkanlık olabilir. Tabii olabilir. Alışkanlıklar var. Bırakamıyordur. Ona psikolojik şey bağımlılık. Psikolojik bağımlılık. Ruhsal bağımlılık var. Hani onu içince kendisi bir nebze iyi hissediyor. Ama şöyle bakmak lazım. Yani onu içmek o anda o sigarayı yakmak sizin hangi tür ne sorununuzu çözebilir? Hayat aynı şekilde devam ediyor. Hatta sigaranın getirdiği zorluklarla devam ediyor. Bunu da düşünmek lazım. O anlamda söyledim. Evet, yani bütün hastalıkların aslında ana kaynağı obezite. Kesinlikle, sigara diyoruz. Kesinlikle. Tütün kullanımı diyoruz. Lütfen dikkat edelim. İşte bilim insanlarımız, hekimlerimiz, doktorlarımız her platformda dile getiriyorsunuz bunu. Kesinlikle. Kaliteli bir yaşam içerisinde sigaradan uzak durun. En büyük dezavantajımız. Obeziteden uzak durun. Bizim bu söylediklerimizi zaten bütün hekimler söylüyor. Evet. Ama içen hekimler çok kötü örnek oluyor. İşte orada yapacak hiçbir şey kalmıyor. Yani hem içmeyin diyor hem de içiyor. Mesela verem hastasına, KOA hastasına sigarayı bırakman lazım diyor. Çıkıyor sonra kendisi içiyor. İşte bunu da gören hasta, yakını, çevresi diyor bak sen de içiyorsun ama. Yani o bir referans oluyor. Ya doktor bile bu kadar aleyhte konuştuğu halde içiyorsa yapacak bir şey yok ben de içeceğim gibi bir rahatlatıcı yönü var psikolojik olarak. Ben hep şunu söylerim. Yani yaktığınız an önce şunu düşünün. Bunu içip bitirdiğim zaman benim hangi zorluğumu aşacak, hangi problemimi çözecek ve hayatımı ne anlamda kolaylaştıracak? En azından bunu düşünmek lazım. Bu belki engel olabilir.